ünitemiz yazım kuralları, sayıların yazımı. Sayılar metin içinde harfle yazılır. Turnenin başlamasına 3 gün kaldı. Birden fazla, aslında sayılar metin içinde harfle yazılır. Burada yanlış ifade etmiş aslında bu kitapta. Sayılar metin içinde yazıyla da yazılır, yazması lazım. Harf deseydi 3 rakamını kullanacaktım. Yazıyla yazmış burada. Yani yazıyla da yazabiliriz harfleri. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Hani bir kağıda mesela ben 2'ye yıldız koy, 3'ü yıldız koy derim. 2'ye yıldız koy. Bak bu çok unutuluyor. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Şimdi anneler yılın 365 günü çalışıyor. 365'i rakamla düşün. Bunu yazıyla yazdığında ayrı ayrı yazmak zorundasın. Tamam mı? Mesela Neşe 12. sınıfa gidiyor. Yazıyla yazdı. 12. ayrı ayrı yazılır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayın. Çok çıkar karşınıza. Mesela 365'i bitişik yazar. Yanlış. Sayılar ne zaman bitişik yazılır? Biraz sonra göreceğiz. Para, senet, çek gibi işlerde bitişik yazılır. Normalde böyle sayılar yazıyla ayrı ayrı yazılır. Evet, saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır. 13 T, 3000 lira, 5 kilogram, 15 metre, %45. Şimdi kilogram, metre, milimetre, santimetre gibi kısaltımlarda nokta konulmaz, unutmayın. Kilogram, kg, nokta koymazsın. Metre, m, nokta koymazsın. Litre, l, nokta koymazsın. Bir de şuna dikkat edin. 13, sayıları oluşturan rakamların arasına nokta konur. Nokta, bak iki nokta yanlıştır. Nerede görürseniz görün yanlıştır. TDK, noktayı kabul eder. Hep okunuşun sonuna bakacaksın. 13, ç, sert ünsüz. O yüzden buradaki ek t olur, d olmaz. 13, d yanlış. 13, t. Çünkü 3 kelimesi ç ile sert ünsüzle bitiyor. Bunları tekrar öbür konularda tekrar edeceğim zaten. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Oyun 19.30'da sahnelenecek. 19.30 saatini yazıyla yazabilirim cümlede. Yazdığımda ayrı ayrı yazarım ama bitişik yazmam. Sayılar cümle içerisinde ölçü bildiriyorsa rakamla yazılır. Bakın, sayı ölçü bildiriyorsa rakamla yazılır. Zeynep kumaşçıdan 5 metre kumaş aldı. Bir, buradaki 5 rakamı ölçü bildiriyor. Yazıyla değil, rakam sayı şeklinde yazdım arkadaşlar. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Biraz önce demiştim size. Normalde bakın eski sayfaya gideyim. Eski sayfalarda burada. Anneler yılın 365 günü 365 rakamını yazıyla yazdığımda ayrı ayrı yazarım. Ben ne zaman harfi yazıyla bitişik yazarım? Para ile ilgili işlemlerle senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayıları bitişik yazarım. Mesela senette yazıyor bu rakam. 950,35. Yay ayraf içinde 950 TL bitişik virgül 35 bitişik kuruş kr olarak kısaltılır, nokta konur, yay ayracı kapatırım. Yani böyle rakamların bitişik bir şekilde yazıyla yazılması nerede olur sadece? Parayla ilgili işlemlerde, senetlerde, çeklerde. Bir de şunu unutmayın. Ne zaman rakamları yazıyla bitişik yazarım? Bir, senet, çeklerde. İki, oyun isimleri ve notayı niteleyen sayılar bitişik yazılır. 51 oyunun adıdır. Oyun adı sayı rakamla oluştuysa bitişik yazarım. 51 bitişik. 16'lık nota, notanın adı 16'lık olduğu için 16'lığı bitişik yazarım. Madde 6. Sıra sayıları yazıyla da rakamla da gösterilebilir. Birinci, bir nokta. Buradaki V roman rakamı 5. V nokta, 5. Yazıyla yazarsam, daha doğrusu rakam ve ekle yazarsam 1 kesme işareti inci, 2 kesme işareti neci. Bakın ikinciyi yazarken şu şekilde yazarken inci diye yazmam.
İnci diye yazarsam yanlış olur. Çünkü iki kelimesi zaten i harfiyle bitiyor. O yüzden iki kesme işareti nevcî şeklinde yazarım arkadaşlar. Sıra sayıları rakamla yazıldığında gelenek, sayının son harfi dikkate alınarak yazılmalıdır. Şimdi doğruları inceleyelim ilk önce. Birinci cümlede iki nokta, ikinci doğru. İkinci cümlede ikinci olarak yazıyla yazmış, doğru. Üçüncü cümlede iki kesme işareti neci yazmış, doğru. Yanlışları inceleyelim. Bakın, ikinci derken iki nokta koymuş, kesme işareti. Şunu unutma, nokta ile kesme işareti birlikte hiçbir zaman olmaz. Bak, buradaki neci iki doğru ama nokta ile kesme işaretini aynı anda kullandığı için yanlış. İki dedikten sonra kesme işareti inci yazarsan yine yanlış. Biraz önce dediğim gibi iki zaten i ile bitiyor. İki kesme işareti neci. Doğru olan budur. Ya bu şekilde yazarsın, ya yazıyla yazarsın, ya da iki nokta koyarsın. Bu şekilde doğru yazımı yaparsın. Üleştirme sayıları, buna da yıldız koyun 7'ye. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. Er ar üleştirme eklerimizdir. Çocuklar sıralarına üçer üçer oturdu. Üçer üçer, er er üleştirme eki. Üleştirme sayısı bu ikisi. Yazıyla yazarım, bu doğrudur. Eğer üçer üçeri aşağıdaki cümlede olduğu gibi üç kesme işareti er şeklinde yazarsam yanlıştır. Üleştirme sayıları her zaman yazıyla yazılır. Unutmayın, önemli. Sekiz kolay, dört veya daha çok basamaklı sayılar. Sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarında nokta konur. Mesela 72.356.321. 72 nokta, üçlü gruba ayrılmış. 356 nokta, 321 gibi. 8 kolay arkadaşlar. 7'yi unutmayın sakın. Evet, madde 9, sayıların yazımındayız. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla da yazılabilir. Yani sıfır sıfır atmam, sıfırları atmam, milyonun yerine sıfırları atmam. Ne yaparım? Milyon yazarım. 9'a da yıldız koyun. 72.356.000, bak. 356.321. Milyon ve bini rakamların arasında yazıyla yazabilirim. Veya 38.450 dediğimde sıfırları atmam. 38 sıfırları yerine 1000 yazarım. Bu şekilde yaparım arkadaşlar. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıyla yazılabilir. Madde 10. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. Mesela %62, şu yüzde işareti, 62. %62 yazdığımda bakın yüzde işaretiyle 62 arasında boşluk bırakmadım, doğru. Yüzde işaretinden sonra boşluk bırakıp 62 yazsaydım yanlış olacaktı. Bunu da unutmayın. Evet, alıştırma çözelim birazcık. Aşağıdaki cümlelerde farkındaysanız alıştırmaları geçmiyorum. Konu bitsin diye alıştırmaları geçmiyorum. Alıştırmaları da yapmamız lazım. Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımı ile ilgili yapılan yanlışları bulup altlarına doğrularını yazalım. Her cümlede bir yanlış var sayılarla ilgili. Onları beraber düzeltelim. Günde en az 55 sayfa kitap okuyorum. Cevaplamak isteyen konuşsun arkadaşlar. Bu arada ben Tuğçe hocanıza da söyledim. Benim dersimde kimsenin kamera açma zorunluluğu yok. Benim için önemli olan sesiniz çıksın, derse katılın. Tamam mı? Evet, birinci soruda, birinci cümlede sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmış. Kim bulacak bana? Çok özür dilerim. Bak, şunu şöyle yapacağım. Neden 55 peki? Hocam, birleşik olmaması gerekiyor. Evet, birleşik olmaması lazım. Aferin. 55'in ayrı yazılması lazım. İkinci cümle. Akşam arkadaşlarla 21 oynamaya gideceğiz.
21 oynamaya gideceğiz. Burada 21 oyun adı değil mi? Oyun isimleri, nota isimleri sayılardan oluşuyorsa bitişik yazılmıyor muydu? 21 oyun adı olduğu için bitişik yazılır. Annemin elinde tuttuğu senet 250 bin TL yazıyordu. Sizce bu cümlede yanlış nerede? Sayılarla ilgili yanlış nerede? Doğru. 250 bin mi hocam? Evet, 250 bin TL bitişik yazılmalıydı. Çünkü senette yazılan bir ifade değil mi? Senetlerde, çeklerde sayılar bitişik yazılırdı. Aferin. Yunus Emre 14. yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. Yanlışı bulun bana. Yunus Emre 14 nokta kesme işareti. Üncü. Yüzyılda yaşamış bir halk şairidir. Evet. Yüzyılda mı hocam? Hayır. İyi incele. Bak zaten soruda diyor ki sayıların yazımı ile ilgili yapılan yanlışları bulup diyor. 14. Yüzyıl ayrı mı olacak? Hayır. Yüzyıl bitişik yazılır. 14 rakamından sonra 14. diyecek. Hem nokta koymuş hem kesme işareti koymuş. Bu yanlış değil mi? Demiştim ya size hani. Hem nokta hem kesme işareti konmaz. 14. ya 14 nokta diyecekti ya da 14 sadece kesme işareti üncü diyecekti. Anlaşıldı mı? 14. Hem nokta hem kesme işareti kullanamayız. 5. cümleye bakalım. Piyano öğretmenimle bugün 64'lük nota çalıştım. Hocam 64 rakamlarla olmayacak mı? Hayır, rakamla olmayacaktı. Notanın adı 64 olduğu için bu bitişik yazılacaktı. Arkadaşlar bakın. 2. örnekte 21 oyun adı. 5. örnekte 64 notanın adı. Oyun isimleri ve notanın isimleri sayı ise, sayılardan oluşuyorsa bitişik yazılmıyor muydu? 51 dedik hani konuyu ben anlatırken size. 51 yazıyla bitişik yazılıyordu. Çünkü neydi? Oyun adıydı. 61'lik nota dediğimde 61'lik bitişik yazılmıştı. Çünkü notanın adıydı. Nota isimleri ve oyun isimleri sayılardan oluşuyorsa yazıyla ve bitişik yazılır. Tamam mı arkadaşlar? 6. Teyzem kutlamaya yetişemeyenlere de birer dilim pasta ayırdı. Eğer olmaması mı lazım orada? Evet, üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. Birer diye yazıyla yazması lazımdı. Bu bir rakamla yazması yanlıştır. Birer diye yazıyla yazılmalıydı. Çünkü üleştirme sayıları rakamla değil yalnızca yazıyla yazılır. Biraz önce söyledik. Çocukken sokakta en çok oynadığımız oyun 5 taştı. Oyunun adı 5 taş birlikte mi? Evet. Birlikte mi yani? Evet, 5 taş bitişik yazılacak. Çünkü 5 taş oyunun adı. Seminere 200 kişi katılmıştı. 200 kişi? 200 kişideki 200 rakam değil. Yazı olacak. 200 kişi ayrı ayrı yazı. Çocuklar en geç saat 21.30'da yatakta olmalılar. 21.30'da. Kesme işareti doğru. 30 Z ile bitiyor. Sert ünsüz değil. 30 da mı? Da mı yoksa ta mı? 30 da. Da. Değil mi? Evet, da olmalıydı. Ta değil. Yeni aldıkları ev 16. kattaymış. Bu nasıl düzeltilmeli? 16 nokta olması lazım. Evet. Ya 16 nokta olması lazım ya da
16 kesme işareti ne c olması lazım. Ya 16 nokta olmalı ya da 16 kesme işareti sadece ne c. Üncü değil, ne c. Çünkü 6 zaten ı ile bitiyor. Eğer üncü yazarsam 16 üncü olur. Yanlış olur. 16 kesme işareti ne c olmalıydı. 11. Bu okulda 250 öğretmen görev yapmakta. Bu okulda 250 öğretmen görev yapmakta. Nerede yanlışlık var? 250. Birleşik mi olmaları lazım 50 ile? Hayır. Ne zaman birleşik oluyordu sayıların yazımı? Ne zaman birleşik oluyordu? Ya para, senet, çekte birleşik oluyordu. Ya nota isminde ya da oyun adında birleşik oluyordu. Normalde ayrı olmuyor muydu? 250 ayrı olmalıydı. 12. cümle. Seni bu ağacın dibince 45 dakikada dibinde yanlış yazılmış. Seni bu ağacın dibinde 45 dakikadır bekliyorum. Ayrı mı olacak? Evet, tabii ki 45 ayrı olacak. Aferin. Bakın, geri gidiyorum, ileri gitmiyorum. Bekleyin. Arkadaşlar, şurada ne yazıyordu? Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Anneler yılın 365 günü. 365, ben bunu yazıyla yazdığımda ayrı ayrı yazarım her zaman. Ben ne zaman sayıları yazı ile bitişik yazarım? Ne zaman? Hemen gösteriyorum. Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verileri ilişkin sayılarda rakam kullanılır diyor. Bir saniye. Para ile ilgili işlemlerde, senetlerde, çeklerde ben sayıları yazıyla bitişik bu zaman yazarım. Ya bu zaman yazarım ya da eğer sayıların adı oyun adıysa ya da notayı niteleyen sayıysa, notanın adıysa o zaman bitişik yazarım. 51 oyun adı bitişik. 16'lık nota, 16'lık notanın adı bitişik. Tamam mı arkadaşlar? Evet, şimdi devam ediyoruz. Ki, de ve mi'nin yazımı. Türkçede 3 çeşit ki vardır arkadaşlar. Birincisi bağlaç olan ki. Bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır. Bağlaç olan ki, bağlaç olan deda gibi her zaman sözcükten ayrı yazılır. Ve bağlaç olan ki, bağlaç olan deda gibi cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Duydum ki beni terk etmeye meylediyormuşsun cümlesinde ayrı yazılan ki bağlaçtır. Bu ki'yi cümleden çıkardığımda cümlenin anlamı bozulmaz. Duydum beni terk etmeye meylediyormuşsun. Gel gör ki bunları yapanı bulamadık cümlesinde ayrı yazılan ki bağlaçtır. Çünkü bu ki'yi cümleden çıkartırsam cümlenin anlamı bozulmaz. Gel gör bunları yapanı bulamadık. Bağlaç olan ki, bağlaç olan deda gibi her zaman ayrı yazılır. Bağlaç olan deda gibi bu ki cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Bağlaç olan ki'ye bir örnek söyleyeyim size. Bir başka örnek söyleyeyim. İyi ki varsınız. Ki burada ayrı yazılır. Bu cümlede ki'yi çıkarttığımda cümlenin anlamı bozulmaz. Biriniz bir örnek versin bakalım. Bağlaç olan ki'ye biriniz bir örnek versin. Değişik bir örnek verin bakalım. Hocam duydum ki gidiyormuş. Tamam, duydum ki gidiyormuş. Daha değişik. Hani burada yazmayan kelimelerden daha değişik. Mesela ben iyi ki varsınız dedim.
Ki ayrı yazılır. Ki orada bağlaçtır. Evet, bir başka düşünün bakalım. Bir örnek bulun bana. Ki bağlacı ile ilgili bir örnek bulun. Söyleyeceğiniz örnekteki ki ayrı yazılacak. Hocam, evet. Bunları bana, bunları neden yaptın ki? Aferin. Bunları neden yaptın ki? Ki burada ayrı yazılır. Cümleden çıkardığında cümlenin anlamı bozuluyor mu? Bunları neden yaptın? Bak, cümlenin anlamı bozuldu. Aferin oğlum. Sev ki o da seni sevsin. Aferin Nisa, o da güzel. Sev ki o da seni sevsin. Sev, o da seni sevsin. Anlaşıldı o zaman ki bağlaca. Şimdi ilgi zemiri olan ki. İlgi zemiri olan ki ismin yerine kullanılır ve her zaman bitişik yazılır. Şimdi isim tamlamalarını bir hatırlayın arkadaşlarım. Mesela Neşe'nin çantası. Neşe'nin tamlayan çantası tamlanan. Hocam bir... İsmail çıkıp girecekmiş. Tamam. Tamam oğlum. Neşe'nin tamlayan çantası tamlanan belirtili isim tamlaması değil mi? Şimdi ben şöyle diyeceğim. Neşe'nin çantası burada, Eslem'inki nerede? Eslem'in çantası demedim. Eslem'in tamlayan olan kelimeyi söyledim. Çantası isminin yerine Eslem'in kelimesinden sonra ki ekini getirdim. Nedir bu? İlgi zemiri olan ki. Yani ismin yerine kullandım. İlgi zemiri olan ki her zaman bitişik yazılır. Ve ilgi zemiri olan ki her zaman ismin yerine kullanılır. Ve unutma, şunu sakın unutma. İlgi zemiri olan ki'den önce ya N gelir ya M harfi gelir. Seninki başıboş sokaklarda dolanıyor. Senin köpeğin demedim. Ben tamlayan, senini söyledim. Tamlanan olan köpeğin kelimesini söylemedim. Köpeğin isminin yerine ki ekini getirdim. Nedir bu ilgi zemiri olan ki? Senin yazın benimkinden daha güzel. Senin yazın, tamlayan senin, tamlanan yazın. Benimkinden, benim yazımdan demedim. Yazım isminin yerine, tamlananın yerine ki'yi getirdim. Nedir bu ilgi zemiri olan ki? Şu uyarıyı unutmayın bir de arkadaşlar. Bağlaç olduğu halde kalıplaşarak bitişik yazılan ki'ler vardır. Bu ki'leri, bu sürekli, devamlı, bitişik yazılan ki'leri aklınızda tutmak için son bahçemi kodlamasını unutmayın. Son, al bak yukarıdan aşağıya, son bahçemi. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Bu kelimelerde bulunan ki'ler her zaman bitişik yazılır. Bunu unutmayın, tamam mı? Şimdi gelelim sıfat yapan ki'ye. İlk önce sıfatı hatırlatmak istiyorum. Kendisinden sonra gelen en az bir ismi niteleyen, Türkçe'de isme soru sorduğumuzda bulduğumuz sözcük türüne sıfat derdik. Sıfat olan kelime her zaman kendinden sonraki ismi nitelerdi. Sıfat yapan ki eki de İlgi zemiri olan ki eki gibi her zaman bitişik yazılır. Sıfat yapan ki eki her zaman sıfatta bulunur. Sıfat yapan ki kelimeye her zaman bitişik yazılır. Önündeki isme hangi sorusunu sorduğumuzda cevabı sıfat yapan ki'dir. Evdeki eşyaların bir kısmını dağıttı. Evdeki eşyalar, eşya isim, hangi eşya evdeki sıfat? Evdeki kelimesi sıfat zaten. O zaman bu kelimede bulunan ki nedir? Sıfat yapan ki'dir. Balkondaki çamaşırları topla. Balkondaki çamaşırlar, çamaşır isim, hangi çamaşırlar? Balkondaki sıfat. Sıfat olan balkondaki kelimesinde bulunan ki nedir? Sıfat yapan ki'dir. Uyarı. Bunu da mutlaka not alırsınız. Cümle içerisinde ki'den sonra çokluk eki, ki'den sonra ler çokluk eki getirebiliyorsak o ki bitişik, getiremiyorsak ayrı yazılır. Bizimkiler, bizimki sözcüğüne ler ekini getirebildiğim için
ki bitişik yazıldı. Sankiler kelimesinde sanki, sankiler, sanki kelimesine ler ekini getiremediğim için ki burada ayrı yazılmalıydı. Tamam mı arkadaşlar? Yani cümle içerisinde ki'den sonra ler getirebilirsen ki eki bitişik, cümle içerisinde ki'den sonra ler ekini getiremezsen ki ayrı yazılır. Evet. Aşağıdaki cümlelerde ki'nin yazımıyla ilgili yazım yanlışlarını bularak doğrularını cümledeki göreviyle birlikte yazalım. Oysa hayalimdeki tatil böyle değildi. Cevap bekliyorum sizden. Okuyun, düşünün ve cevaplayın. Oysa hayalimdeki tatil böyle değildi cümlesindeki ki bağlaç olan ki midir? İlgi zemiri olan ki midir? Sıfat yapan ki midir? Doğru mu yazılmıştır? Onu söyleyin bana. Ki'yi çıkarttığınızda oysa hayalimde tatil böyle değil de oluyor. O zaman bu bağlaç değil. Yanlış yazılmış. Bitişik yazılmalıydı değil mi oğlum? Bitişik yazılmalıydı. Aynen. Bitişik yazılmalıydı. Peki hangi ki? Bitişik yazılan iki tane ki var. Ya ilgi zemiri olan ki ya sıfat yapan ki. Bu örnekteki ki sıfat yapan ki'dir. Neden? Hayalimdeki tatil. Tatil isim. Hangi tatil? İsme soru soruyorum. Hangi tatil? Hayalimdeki sıfat. Hayalimdeki kelimesi zaten sıfat. O zaman bu kelimede bulunan ki tabii ki sıfat yapan ki. Değil mi? Sıfat yapan ki her zaman ismi nitelemiyor muydu? Evet, niteliyordu. Hayalimdeki kelimesindeki ki tatil ismini niteliyor. İsme hangi sorusunu soruyorum? Hangi tatil? Hayalimdeki sıfat. Hayalimdeki kelimesindeki ki de sıfat yapan ki'dir. Anladım ki sonu yok bunca çilenin. Evet. Cevap bekliyorum arkadaşlar. Bu ki'yi ayrı yazsaydım ve cümleden çıkarsaydım cümlenin anlamı bozulur muydu? Anladım. Hocam, sonu yok bunca çilenin. Ki olmasaydı anladım işte dediğiniz gibi. Evet, anlam bozulmuyordu. Değil mi? Evet. Ayrı olsaydı. Evet, ayrı olmalıydı. Çünkü bu cümledeki ki ayrı yazılmalıydı. Çünkü bağlaçtır bu. Cümleden çıkardığında cümlenin anlamı bozulmuyor. Anladım, sonu yok. Bunca çileli. Bak anlam bozulmadı. O zaman bu bağlaç olan ki'dir. Bir saniye. Heh. Evdeki hesap çarşıya uymadı her zamanki gibi. Bu cümlede evde kelimesinden ayrı yazılan ki doğru mu yazılmıştır, yanlış mı yazılmıştır? Yanlış yazılmış hocam. Aferin, yanlış yazılmıştır. Buradaki ki'nin bitişik yazılması lazımdı. Buradaki ki sıfat yapan ki'dir. Evdeki hesap, hesap isim. Hangi hesap? Evdeki sıfat. O zaman buradaki ki sıfat yapan ki'dir ve bitişik yazılmalıdır arkadaşlar. Bizimki dillere destan bir mezuniyet partisi oldu. Bu cümledeki bizim kelimesinden ayrı yazılan ki doğru mu yazılmış, yanlış mı yazılmış? Evet arkadaşlar. Bizimki dillere destan bir mezuniyet partisi oldu. Ki'yi çıkartırsak bizim dillere destan mezuniyet partisi oldu. Bu cümleyi bozuyor. Aferin, aferin. Demek ki bağlaç değil bu. Bitişik yazılmalı değil mi? Peki bitişik yazdığımızda hangisi? İlgi zemiri olan ki. Neden? Bizim parti dillere destan bir mezuniyet partisi oldu dememiş. Parti isminin yerine ki'yi kullanmış. O yüzden ilgi zemiri olan ki. Gözlerindeki telaşı görmemek için duyarsız olmak gerekir. Ki'yi bir çıkartmayı denersek gözlerinde telaşı görmemek için duyarsız olmak gerekir. Bozulmadı galiba hocam. Çok İyi düşünün oğlum. Mesela gözlerindeki telaş demekle gözlerinde telaş demek aynı şey mi? Değil. Değil. O zaman bu cümledeki ki ayrı yazılmamalı. Bağlaç değil. Bitişik yazılmalı. Peki
Bitişik yazılan sıfat yapan kimi, ilgize biri olan kimi, sıfat yapan kimi. Neden? İsmi nitelemiş. Gözlerindeki telaş, telaş isim. Hangi telaş? Gözlerindeki sıfat. Gözlerindeki kelimesi zaten sıfat. Bu kelimede bulunan kini nedir? Sıfat yapan kimdir? Devam ediyoruz örnek çözmeye. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere cümlenin anlamına göre ki ekini ya da bağlacını yazalım. Ben şimdi düz okuyacağım. Siz diyeceksiniz ki hocam bitişik yazmalısınız ya da ayrı yazmalısınız. Şimdiki çocuklar bir harika. Evet. Ki olmayacak mı? Ki bitişik yazılmalı değil mi? Şimdiki çocuklar. Evet. Bakın sıfat yapan ki bu. Sıfat yapan ki her zaman sıfatta bulunur. Sıfat her zaman kendinden sonra gelen ismi niteler. Çocuk isim. Hangi çocuk? Şimdiki. Sıfat yapan ki bitişik yazılmalı. Her zaman tedbirli olmamız lazım ki kötü sürprizlerle karşılaşmayalım. Bu cümlede lazım kelimesinden sonra ki'yi bitişik mi yazmalıyım, ayrı mı yazmalıyım? Ayrı hocam. Aferin, ayrı yazmalıyım. Çünkü bağlaçtır. Cümleden çıkartarak okuyalım. Her zaman tedbirli olmamız lazım. Kötü sürprizlerle karşılaşmayalım. Bakın, bağlaç olan ki'yi cümleden attığında cümlenin anlamı bozulmuyor. İlla ki ben de sizinle geleceğim diye tutturmaz mı çocuk? İlla kelimesinden sonra ki'yi ayrı mı yazmalıyım, bitişik mi yazmalıyım? Bitişik. Aferin, çünkü illa ki kelimesindeki ki her zaman bitişik. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, madem ki, illa ki kelimelerindeki ki'ler her zaman bitişiktir çünkü. Bir süre konuşmadık ki sözlerini herkes iyice kavrasın. Sizce ki'yi bu cümlede ayrı mı yazmalıyım, bitişik mi yazmalıyım? Ayrı. Bir süre konuşmadı, sözlerini herkes iyice kavrasın. Aferin. Bağlaştır çünkü. Halbuki daha dün bu konuda uyardım onu. Halbudan sonra ki'yi bitişik mi yazmalıyım, ayrı mı? Bitişik. Aferin. Halbuki kelimesindeki ki de her zaman bitişik yazılırdı. Seni sevmeye devam et ki, ay özür dilerim, sen sevmeye devam et ki hayat sana tüm güzelliklerini göstersin. Devam etten sonraki bitişik mi yazmalıyım, ayrı mı yazmalıyım? İlk önce ayrı mı hocam? Sen sevmeye devam et, hayat sana tüm güzelliklerini göstersin. Aferin. Ayrı yazmalıyım. Bağlat çünkü. Cümleden çıkardığımda, okumadığımda cümlenin anlamı bozulmuyor. Benimki yine olmadık yerde ağzını açtı. Ki'yi bitişik mi yazmalıyım yoksa ayrı mı yazmalıyım? Bitişik. Aferin. Burada ki nedir? İlgi zamiri olan ki'dir. Benim çocuğum yine olmadık yerde ağzını açtı demedim. Benim kelimesinden sonra gelecek ismin yerine ki'yi kullandığım için ilgi zamiri olan ki. Elindeki çantaları bir kenara bıraktı, sessiz sedasız bir köşeye oturdu. Bitişik mi yazmalıyım elindeden sonra yoksa ayrı mı yazmalıyım? Ayrı yazdığımda cümlenin anlamı bozulmuyor mu? Elinde çantaları bir kenara bıraktı. Elindeki çantaları bir kenara bıraktı. Bitişik yazmalıyım değil mi? Çünkü bu evet. Sıfat yapan ki'dir. Bak elindeki çantalar. Çanta isim. Hangi çanta? Elindeki sıfat. O zaman bu ki sıfat yapan ki bitişik olmalı. Sanki bana gülmeyi öğreten can yoldaşımdı. Ayrı mı olacak hocam? Tabii ki ayrı. Sen bana gülmeyi öğreten can yoldaşındın. Ayrı bağlaç. Yaptığı sunum beğenilmedi ki yüzü bu kadar asık. İlk ayrı. Ayrı. Aferin.
Yaptığı sunum beğenilmedi. Yüzü bu kadar asık, bağlaç. Tam gün yüzü görme zamanı gelmişti ki başına bu felaket geldi. Bitişik mi olacak? Hayır, ayrı. Bağlaçtır. Tam gün yüzü görme zamanı gelmişti. Başına bu felaket geldi. Ayrı yazarım. Cümleden çıkardığında anlam bozulmuyor. Meğer ki yalanmış her şey. Bitişik. Aferin. Meğer ki kelimesinde de ki her zaman bitişiktir. Arkadaşlarım, çıkmayın sakın. Alıştırmalarımız bitti. Dörtte yine dersimiz var. Yoklamayı gruba atacağım. O yüzden çıkmayın. Saat 4'te dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bekleyin. Birinci dersin sonu diyelim. Ben ikinci dersin sonunda her iki dersin videosunu atacağım. Saat 4'te ikinci dersimiz başlayacak. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz oğlum.